Yepyeni bir video ile herkese merhaba. Ben Nazire Enisev. Bugün sizlerle birlikte tam bir fiyat performans ürünü olan bir telefon inceleyeceğiz. Günlük kullanımda bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek özelliklere sahip ve çok satanlar listesinde de yer alan telefonumuz Samsung Galaxy A12. Bu telefonun en belirgin özelliklerinden bir tanesi yüksek batarya kapasitesine sahip olması. Gelin telefonumuzu daha yakından incelemeye geçelim. Kutusunu açarak başlayalım. Hızlıca hemen kutusunu açıyorum. Klasik Samsung telefonları da olduğu gibi bir kutu tercih edilmiş. Ürünün görseline burada yer verilmiş. Markası ve modeli de burada yazıyor zaten. Koruma bantlarını açtıktan sonra bu şekilde açılıyor hemen. Şöyle bir kutumuz çıkıyor. İlk olarak kutumuzun içerisinde neler varmış onlara bakalım. Hızlı başlangıç kılavuzu ve bir tane de garanti belgesi yer alıyor. Sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi Type-C uçlu bir şarj kablosu çıkıyor. Bir tane de klasik Samsung telefonlarında olduğu gibi kablolu bir kulaklık çıkıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi AUX girişine sahip. Bir tane de hızlı şarj özelliğine sahip bir adaptör çıkıyor. Özelliklerinde de şuradan bakabilirsiniz zaten. Ve son olarak da sim kartını rahatlıkla takmamızı sağlayan bir iğnesi çıkıyor. Ve kutumuzun içeriği bu şekildeydi. Şimdi telefona geçelim. Telefonumuzun jelatinini çıkartıyorum. Gerçekten bu şekilde hiç parmak izi olmayan telefonların ilk açılış haline bayılıyorum. Bayağı büyük bir ekrana sahip olduğunu söyleyebilirim. Hızlıca tasarımıyla başlayalım. Arka kısmına baktığımızda plastik bir dokuya sahip. Şöyle burada biraz tırtıklı tırtıklı. Yakından da göstereyim. Alt kısmında düz. iki farklı doku kullanılmış burada. Şu kısımda 4 adet kameranın konumlandırıldığını görebiliyoruz. Bir tane de flash ışığımız bulunuyor burada. Yan kısmına geldiğimizde sağ tarafta hem kilidi açıp kapatma tuşumuz mevcut hem de ses açıp kapatma için kullandığımız tuşlar burada mevcut. Diğer kısma geldiğimizde ise sim kartımızı kolaylıkla takabileceğimiz bir yer bulunuyor. Alt kısmına baktığımızda ise sırasıyla AUX girişi, mikrofon, şarj girişi ve hoparlörlerin bulunduğunu görebiliyoruz. Hadi şimdi telefonumuzu açalım. Umarım şarjı vardır. Ve açılmaya başladı. Telefonun ön kısmına baktığımızda şurada küçük bir çantiye kameranın konumlandırıldığını görebiliyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben kendisim sim kartımı bu telefona takayım. Bir hafta 10 gün kadar kullanayım, deneyimleyeyim. Daha sonrasında da bu deneyimlerimi sizlerle daha rahat bir şekilde paylaşırım. O zaman bir hafta 10 gün sonra görüşmek üzere. Evet, iki hafta sonra tekrardan merhaba. İki haftadır bu telefonu kullanıyorum ve sizler için bayağı bir deneyimledim. Çokça fotoğraf ve video çektim. Hatta sizler için şöyle bir şey yaptım. Kamera kalitesini daha iyi anlayabilmeniz için Samsung Galaxy A32 telefonla birlikte karşılaştırmalı fotoğraf ve videolar hazırladım. İkisini yan yana görürseniz kamera performansını daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Tabii ki sadece kamera değil, genel olarak performansının nasıl, ne kadar hızlı, ne kadar batarya ömrü var vesaire bunların hepsini videonun içerisinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu arada eğer isterseniz Samsung Galaxy A32 telefonunu da detaylı olarak incelemesi için ayrıca bir video hazırlayabilirim. Eğer böyle bir talebiniz olursa yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz. Daha sonrasında hazırlarım. Neyse lafı daha fazla uzatmayalım. Hadi gelin ilk olarak A12 telefonumuzun teknik özellikleriyle başlayalım. Öncelikle telefonumuzda çift sim kart özelliği bulunuyor. Yani bu ne demek? Aynı anda hem iş hattınız hem de kişisel hayatınızda kullandığınız bir hattınız olabilir. Bunların ikisini aynı anda bu telefonumuzda kullanabiliyorsunuz. Ayrıca telefonumuzun siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Ben siyah rengi tercih ettim. Diğer renklerini detaylı olarak incelemek isterseniz aşağıya linki bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Depolama alanına gelecek olursak telefonumuzun 64 ve 128 GB olmak üzere iki tane seçeneği bulunuyor. Bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Daha sonrasında da 1 TB'a kadar hafızasını arttırabilirsiniz. Telefonumuzun ekran kısmına gelecek olursak 6.5 inçlik büyük bir ekran bizleri karşılıyor. Ama ekranımızın kenarları oval olarak döndüğü ve üst kısmında da ön kamera çantayı bulunduğu için 6.4 inç dememiz daha doğru olur. Ekranın piksel yoğunluğu 270 ppi yenileme hızı ise 60 Hz. Ekran gövde oranına baktığımızda ise %81'lik bir oran bizleri karşılıyor. Gayet yüksek bir oran. Yani çerçevesinin çok ince olduğunu söyleyebilirim. Ama diğer yandan ekran yenileme hızı da biraz düşük kalmış bence. Yani performans oyunları için çok doğru bir telefon olmadığını söyleyebilirim söyleyebilirim. Telefonlarda en çok merak edilen konulardan bir tanesi de tabii ki batarya kapasitesi. Bu telefonun batarya kapasitesi 5000 mAh. Gayet geniş bir batarya kapasitesine sahip. Markanın belirttiğine göre bu telefon bizlere 34 saat boyunca konuşma ya da 19 saat boyunca internette gezinme süresini sunuyor. Ya da dilerseniz yaklaşık 100 saat kadar da müzik dinleme süresini bizlere sunabiliyor. Bu rakamlar markanın belirttikleri. Bu iki haftalık süreçte benim deneyimlediğim kadarıyla da batarya konusunda gerçek gerçekten sizi üzmeyecek bir bataryaya sahip olduğunu söyleyebilirim. Şöyle söyleyeyim. Yoğun kullandığım günlerde bir günü rahatlıkla çıkartıyor, hatta ikinci güne geçiyor. Çok fazla yoğun kullanmadığım günlerde ise 2-3 güne kadar bataryası rahatlıkla gidebiliyor. Yani batarya konusunda herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Şimdi gelelim günümüz şartlarında bir telefonda en çok merak edilen konuya, yani kamera kısmına. Bu telefonumuzun ana kamerası 48 megapiksellik çözünürlüğe sahip ve 2.2 F değerinde bir diyafram aralığına sahip. Ayrıca bu telefonumuzun kamerasıyla birlikte makro çekimler de yapabilirsiniz. Portre çekim veya seri çekimler de yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi telefonumuzun 4 tane kamerası bulunuyor. Diğer 3 kameranın teknik özelliklerini şöyle yan tarafa koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bizim için önemli olan rakamlardan ziyade ortaya çıkan fotoğraflar olduğu için örneklere bakarak kamera performansını daha iyi anlayabilirsiniz. Ben videonun sonunda da kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Gelelim şimdi ön kameraya. Ön kameramızda 8 megapiksellik 2.2 f değerine sahip bir kamera bizleri karşılıyor. Ön kameramızla birlikte portre çekimlerde yapabiliyoruz. Şöyle genel olarak telefonun kamerasını değerlendirecek olursam hem ön kamerada hem de arka kamerada 4K videolar çekemiyoruz. Yani günümüz şartlarında birçok telefonun kamerası bunu bizlere sunabiliyor ama bu telefonun kamerasıyla maksimum 1080p çözünürlükte videolar elde edebiliyoruz. Bu biraz bence eksi bir özellik olmuş ama uygun fiyatlı bir telefon olduğunu da unutmayalım. Ve genel hatlarıyla telefonumuzun teknik özellikleri bu şekildeydi teknik özelliklerini daha detaylı olarak merak ederseniz açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ben bu telefonu 2 haftadır deneyimlediğim için daha çok deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Böylelikle sizlere daha iyi bir şekilde yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Şimdi gelin genel hatlarıyla şöyle artılarını, eksilerini bir değerlendirelim. Aranızda daha önceki videolarımı izleyenler varsa normalde iPhone 11 kullandığımı biliyorsunuz. Yani iPhone 11'i kullanırken aynı zamanda bu telefonu da deneyimlediğim için şunu söyleyebilirim. Batarya konusunda gerçekten çok başarılı. Yani ben şaşkınlık içerisinde kaldım. Şöyle söyleyeyim. iPhone 11'i yoğun bir şekilde kullanırsam yarım gün falan gidiyor şarjı. Bu telefona geldiğimizde ise yoğun bir şekilde kullandığım günlerde rahatlıkla bir günü çıkarttı. Tabii diğer yandan 2 yıldır kullandığım bir telefonla yeni bir telefonu kıyaslamak çok doğru olmaz belki batarya konusunda yani en azından. Ama yine de batarya konusunda sizi gayet mutlu edebileceğini söyleyebilirim. Kamera kısmına gelecek olursak yani genel hatlarıyla video performansını çok fazla beğendiğimi söyleyemem. Tabi bunlar ışıkla alakalı şeyler. Anca böyle gerçekten ışığı doğru bir şekilde yakalayıp doğru bir şekilde telefonu sabitlerseniz gerçekten güzel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Ama gerçekten sabitlemeniz gerekiyor. Çünkü stabilizasyon konusunda çok başarılı olduğunu söyleyemem. Ama kamera konusunda beni gerçekten çok şaşırtan bir özelliğinden bahsedeyim. Makro çekimler. Yani sizler de çekimleri gördünüz zaten. Makro çekimlerde bence gerçekten çok başarılı bir telefon. Tabi artılarını ve eksilerini söylerken kendi fiyat segmentine göre değerlendirmek lazım. Üst segment bir telefonla karşılaştırmıyorum. Kendi segmentine göre baktığımızda gerçekten bu konularda başarılı olmuş. Yani tatmin edici bir kameraya sahip olduğunu da söyleyebilirim. Onun dışında telefonu normal kullanırken, işte menüde gezinirken, sosyal medyada gezinirken herhangi bir kat ile karşılaşmadım. Tabii şu an bu telefon yeni olmasıyla da çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum bunun. Çünkü uzun süreli kullanımlarda hafızası doldukça telefonda biraz yavaşlamaya ve hafif hafif kasmalara başlayabiliyor. Ben iki haftadır kullandığım için bu şekilde herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Ama bu telefonu iki sene kullanırsanız ne olur? O konuda pek bir şey söyleyemem. Peki ben olsam bu telefonu satın alır mıyım? Yani benim beklentilerimi karşılayabilecek bir telefon değil. Ama kimlerin beklentisini karşılayabilir? Örneğin uygun fiyatlı bir akıllı telefon arayışında olan biriyseniz veya işte annenize veya babanıza veya çocuğunuza hediye almak istiyorsanız bu tarz bir telefonu rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Telefonunuzdan performans oyunları oynamıyorsanız normal telefon ihtiyacımı gidersin, kamerası olsun, güzel fotoğraflar, videolar çekebileyim diyorsanız bu telefon tam size göre. Bu arada başta söylediğim gibi Samsung Galaxy A32'nin de detaylı olarak incelemesini istiyorsanız yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz. O telefonu da detaylı bir şekilde sizler için inceleyebilirim. Bu videoda ikisini biraz karşılaştırıyor gibi oldum. Zaten kamera görüntülerinde ikisinin farkını sizler de gördünüz. O yüzden çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Kamera performanslarının karşılaştırmalarını sizler biraz önce detaylı bir şekilde gördünüz zaten. Ve genel hatlarıyla bu telefonumuz bu şekildeydi. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa veya video talebiniz olursa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. E hemen aşağı inip abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bay bay.